Merhaba sayın seyirciler. Ben Ali Özgüven. Bugün sizlere mahallesinden sesleniyorum. Peki ben neden buradayım? Songül Türk Yılmaz isimli genç bir kadın kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından katledildi. Otopsi raporlarının sonuçlarına göre tecavüz bulguları da gözüküyor. Aylar süren araştırmalara rağmen zanlı ya da zanlılara ulaşılamadı. Ben Ali Özgüven ve uzman ekibim bir olayı daha aydınlatmak, bir karanlığa daha ışık tutmak için bugün buradayız. Bizi takipte kalın. Merhaba sayın seyirciler. Ben Ali Özgüven. Şimdi maktulün evinin önündeyiz. Yukarı çıkıp acılı anne ile konuşacağız. Bakalım bizlere neler anlatacak. Takipte kalın. Bu anasının aklına uyduk okula gönderdim. İçim hiç rahat değildi. Tevekkül de değilmiş. Ben eski kafalı değilim oğlum. Kızlar da okumalı. Ama ne gerek? Evlenince dizini kırıp evinde oturacak. Biz okumadık da neyimiz eksildi? Mutlu yuvamızı kurduk. Söylemesi ayıp. Biz hanımla severek evlendik. Bir gün mahallede gördüm bunu. Kafaya taktım. Dedim ben bu kızı alırım. Birkaç gün peşine takıldım. Küçük yer tabii. Laf oldu. Evlendik. Yuvamızı kurduk. 3 tane çocuğum oldu. Songül ortancalarıydı. Allah'ım, bu da mı gelecekti başıma? Kızım, kızım nasıl kıydılar sana? Yani üzüldük tabii. Çok üzüldük. Yani abim perişan halde. Biz de perişan olduk. Ben öz yeğenim gibi severdim. Hanım bir sus Allah aşkına bir sus ya. Bir bayan olarak sus. Yani o kadar yıl besle, büyüt, emek ver. Yani gözünden bile sakın sonra bunlar olsun. Yani vicdansızlık ya. Vallahi vicdansızlık ya. İnsan insana bunu yapmaz. Hani bırak onu geçtim. Bir erkek bir bayana bunu yapmaz. Ya benim aklım, ya vicdanım hiç almıyor. Aklım almıyor. Ya bayana el kalkar mı ya? Bayanlar bizim canımız, ciğerimiz. Bunun adı insanlık değil. Bunun adı erkeklik değil. Bunun adı orospu çocukluğu. Orospu çocukluğu bunun adı. Ama bunlar cezasını çekecek. Hani anasının şeyine bile girse affedersiniz. Bulup çıkartacağım. Cezasını vereceğim. Bunlara ben etek giydireceğim. Bu mahallede dolaştıracağım bu orospu çocuklarını. Hani o kadar söyleyeyim ben. Ben Songül'e çok üzüldüm. Allah korusun benim de kızım var. Yani başına bunlar gelse ben yaşayamam. Ama doğruya doğru o da öyle sütten çıkmış ak kaşık değil. Benim kızım başına bunlar gelmez. Neden? Yetiştiriliş şekliyle alakalı. Misal bunun anası böyle bunu biraz rahat yetiştirdi. Öyle affedersiniz biraz özgür bir kızdı. Kılına kıyafetine dikkat etmezdi böyle. Sürüp sürüştürüp öyle çıkardı çarşıya pazara. Ama bu asıl yılanın başı bunun ablası. Tutturdu bu okuyacağım diye oku, okuma mı dedik ama okul okul değil ki. Böyle türlü türlü laflarla geldi. Neymiş? Adaletmiş. Neymiş? Bayanla erkek eşitmiş. Hadi bakalım. Hadi bakalım bayanla erkek bir koşsun yarışsınlar 100 metreyi. Bu adalet mi şimdi? Siz bu ablasıyla konuşun bunu. Her şeyi bu kızın aklına bu ablası soktu. Bu olayın evvelsi günü ben bunu pazarda gördüm. Söylemeye de dilim varmıyor.
Cıbıldak yani. Ay, kınamayayım, kınamayayım dedim. Dayanamadım. Kızım dedim, hayrola ne oldu? Köpek mi kovaladı? Yok, öyle bakıyor. Ne oldu dedim? Gasp mı ettiler, ne oldu? Anlamadı. Kızım dedim, pantolonunun yarısı yok. Ya köpek kovaladı ya çaldılar. Hanım, bir çay koy getir ya. Geldim geldim, tamam. Kadın öyle giyinmez. Erkeklerle konuşmaz. Herkesin içinde gülmez. O saatte öyle gezmez oralarda. Onu yapmaz, bunu yapmaz. Ne yapar kadın? Kadın evlenir. Çocuk yapar, kocasına bakar. İtaat ederse rahat eder. Oh! Ne güzel. Kim karar veriyor bunlara? Kim belirlemiş bu kuralları? Kim yani benim bedenimin üzerinde benden daha çok sezak? Evet sayın seyirciler, ben Ali Özgüven ve ekibim, üst düzey çalışan istihbarat birimimizden aldığımız güncel bilgiler doğrultusunda bu kapının arkasında muhtemel görgü tanıkları olabileceğini öğrendik. Şimdi kapıyı çalalım, bakalım ev sahipleri bize ne anlatacak. Aksu. Kimse yok mu onun evde? Hangi kanalda gidiyorsun ya? Geç evlat. Ben gelin geldiğimden beri bu mahalledeyim oğlum. Songül'ün annesi o zamanlar kızdı. Ah Songül, ah, elimizde doğdu, elimizde büyüdü. Çok yazık oldu oğlum, çok üzgünüm, çok. Aslında Songül kötü bir kız değildi, iyi niyetliydi. Biraz dikkatsizdi. Geçenlerde oğlum görmüş. Elinde dondurma, yalıya yalıya kahvenin önünde geçiyormuş. Kız kısmı. Hiç ulu orta yerde öyle şey yapılır mı? Etrafta demezler mi? Bu erkek arıyor diye. Oğlum, bunun annesi de böyleydi. Elinde meypuz, akşama kadar eme eme gezerdi. Anasına bak, kızını al. Tövbe yarabbim, tövbe. Kızın başındaydı. Bir de bunun bir takıntısı varmış. Genç işte, aşık mı olmuş? Kavga neyim ettilerse zar. Belki de o yaptı. Oğlum. Okuduğu okuldan olabilir o çocuk. Bence siz oraya gidin, orayı araştırın. Bizim mahallede zinhar böyle şey olmaz. Dur kadın abla, ben kalkarım. Benimki bir iki saate gelir. Yemeği yavaştan koyup söylenmesin. Tamam canım, kendine iyi bak. Çok selam söyle. Oğlum, hadi siz de kalkın yavaştan. Hadi oğlum. Beyim gelecek birazdan. Hadi. Hadi kalkın. Hadi. Hadi oğlum. Yalnız Kaan abi. Yumuşak G'yle. Kaan. Kaan. Teşekkür ederim. Ben Songül'ü neredeyse son 3 seneden beri tanıyorum. Bizim zaten hazırlıktan arkadaşımız, ortak arkadaşımız. Evet. İlkokula geldiğinde bayağı böyle hoşlanmıştım. Bayağı güzel, hoş bir kızdı yani. Ama sonra haberi geldi zaten. Bir arkadaş uyardı. Sahibi varmış. O yüzden ben de eli ayağı çektim hemen. Eyvallah dedim. Yani işte biz bu kızla beraber birazcık ne bileyim, konuştuk falan. Sonra zaten çok yakın arkadaşım oldu. İyi de oldu. İşte ondan sonra bu herif girdi. Nereden girdi? Nasıl girdi? Tam bir şey, sokak... Sokak serserisi. Sokak serserisi. Tam bir sokak serserisi.
Sürekli böyle bir erkeklik taslamalar. Öyle. Çok darlıyordu kızı. Höt. Kız dayanamadı, en sonunda ayrıldı zaten bundan. Yani neredeyse son birkaç aydan beri kızı taciz etmediği yer kalmadı. Evet. Mütemadiyen aramalar. Mütemadiyen görüntülü aramalar. Sürekli peşinde. Evet. Durmadan evine kadar takip ediyordu kızı. Artık yetti yani. En sonunda kız işte ne yapacağını şaşırdı. Ya biz o gün zaten dersten sonra yine arkadaşlarla kafedeydik. Kız arkadaşlarımız da yanımızdaydı. Sonra bu herif birdenbire çıktı geldi. Böyle eşkıya gibi bağırdı çağırdı. Biz de böyle yani her medeni insan gibi gittik. Şikayet ettik. Garsona rica ettik. Şikayet ettik. Öyle olunca attılar tabii çocuğu mekandan. Tatsızlık çıkmasın diye. İt. Ama Songül çok korkmuştu. Ben şahsen eve bırakmayı teklif ettim Songül'ü. Ama işte mahallede laf olur, söz olur falan diye kabul etmedi. Muhtemelen ne oldu biliyor musunuz? Yani bana göre. Bu kız bizim yanımızdan, mekandan ayrıldığında arkasına takıldı. Uzun uzun takip etti. Evine gittiğinde de işte olanlar oldu. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Çok sevdim bu abi. Anam avradım olsun ki çok sevdim. Dayanamadım onu öyle görmeye. El alemin herifleriyle sarmaş dolaş. O gün ben bunu aradım, açmadı. Baktım bir yerden foto atmış. Kalktım gittim hemen. Özür dilemek için mi abi? Vallahi kötü bir niyetim yoktu. Neyse vardım mekana, bir de ne göreyim. Bizimkinin yanında 5-10 piç. Ağzının içine şişiyorlar. Karı gibi tipler abi de bunlar. Neyse. Ulan siz misiniz benimkime göz diken? Dalın bunların arasına. Analarını sikeceğim. Hadi birinin ikisini indirdin de bu avradını siktiklerim 10 kişi dalıyor. Taşak yok ki bunlarda. Abi erkek gururuma yediremedim iknelerden dayak yemek. Ne yapayım, çıktım gittim. Bana yar olmadı. Kime verirse versin dedim. Sonra olanlar oldu. Mahallelerden duyuyorum. Abi ben Songül'ü çok sevdim. Ama su testi su yoluna kırıldı. O kadar rahat. Yani belalı bir eski erkek arkadaşı vardı Songül'ün mahalleden. Oğuzhan mıydı neydi adı? Ya zaten şimdiye kadar bir kişiyle birlikte olmuş. Yani nasıl derler? İffetli bir kızdı Songül. Sonra ayrıldılar bunlar. Aylarca taciz etti kızı manyak. O akşam da biz kafede sınıftan arkadaşlarla ders çalışıyorduk. Bu çocuk girdi içeri, tuttu Songül'ün kolundan kaldırmaya çalışıyor. Uğur da engel olmak için ittirdi çocuğu. İttirince bu da küfürler ede ede Uğur'un üzerine yürüdü. Uğur da yumruk attı. Yani nefsi müdafaa bence. Sonra işte garson geldi, işte bunu dışarı aldı. Songül çok korktu tabii, ağlamaya başladı. Ağlamaya başlayınca zaten daha fazla yanımızda oturmak istemedi, hemen eve gitmek istedi. Uğur da onu mahalleye kadar bıraktı eve gitmesi için. Sonra ne olduysa ondan sonra oldu işte. Ya tek sorun olsan değildi ki bence. Ya bir de kuzeni vardı bunun, adı Cemal miydi neydi? Ya son gün nereye gitse bu da peşinden geliyor sapık gibi. Yani biz ondan da şüpheleniyoruz açıkçası. Sessiz çıkın yalnız. Karşı dairede ev sahibimiz oturuyor. Yanlış anlaşılmasın şimdi. Bu kız benim de bacım. Ailemizin namusu en nihayetinde. Aynı soyadı taşıyoruz. Onu korumak benim görevim tabii. Ama o gece işim vardı. Arada kahveye gidiyorum ekstraya. Yardıma ihtiyaç olduğu zaman. O gece de çalışıyordum. Koruyamadım bacımı. Gitmez olaydım. Adamlık değil benim yaptığım. Utancımdan bakamıyorum amcam babamın yüzüne. O gece buradaydı Cemil. Arada çalışır burada. Çay getirir götürür. Bazen elektrikçi de çalışır. Bazen lokantada garsonluk yapar. Gündüzleri de babasının dükkanında duruyor. Çok çalışkan çocuk maşallah. Kızım olsa verirdim vallahi.
Duyunca çok üzüldük. Sonuçta annem de kadın, karım da bir kadın. Onlar evimizin hanımı, çocuklarımızın annesi. Bunu yapanların südü bozuk. Yazık günah. Bir çiçeği daha kopardılar. Ama tabii kadın mı, kız mı orasını bilemeyiz. Sütten çıkmış ak kaşık değil yani. Yani evet. Yalan yok, çok gezerdi rahmetli. Fittik fittik gezerdi. Giyerdin ah bu kadar topukluyu. Tak tük geçer dükkanın önünde. Artık kime gidiyorsa. Ayıp ayıp. Başladınız yine karı gibi dedikodu yapmaya. Gördüğümüzü söylüyoruz abi. Çok dikkat çekiyordu kız. Mesela herkesin içerisinde kahkaha atardı. Kırık kıyafet ortada. Biz de erkeğiz sonuçta. İster istemez gözümüz kayıyor, bakıyoruz. Adablı, usturuplu giymiş olsa kimse bakar mıydı? Gel topa. Uzun banttan gör aga. Tamamdır. Ne böyle atılır. Devam. Biz o gece buradaydık. Ondan sonra bir karı bağırtısı duyduk. Arka mahalleden falan herhalde. Sonra bir ince fren sesi duyduk, değil mi? Böyle diye bir ses. Allah'ım ya. Sonra gidip baksak mı diye düşündük de dedik siktir et, bize ne amına koyayım. E tabi canım. Ya aile meselesi dedik. Karı koca arasına girilmez. Ya da bir dedik birileri fiyatta anlaşamamıştır. Yani o saatte ne olacak başka, değil mi? Ya hiç aklımıza gelmedi öyle bir şey olacağı. Tabi canım, biz tanımazdık rahmetliye. Arada bir yolda molda görürdük, o kadar. İyi kızdı herhalde. Ya vallahi ben açıkçası pek şey yapmadım yani. Biraz hani hafif yollu gibiydi. Şimdi ölünün arkasından konuşmak gibi de olmasın ama. Şimdi kolunda dövmeler filan, ağzına sakız sürekli cakkıdı cakkıdı. Pek boş kalmazdı ağzı şimdi, laf olmasın. Valla bugün olmadı, yarın olmadı, öbür gün olacaktı zaten. Ya ben liseden biliyorum kızı. Üst dönemimizdi bizim. Yani öyle çok tanışıklığım yok ama duyardık az çok lafını tabii. Baykire değilmiş zaten. O yüzden tecavüz değildir yani, sanmıyorum. Tabii canım, kızın rızası vardır muhakkak ya. Ama yine de üzüldük doğrusu. Yani öldürülmesi falan kötü olmuş. Kadın sonuçta yani. Tabii canım, bizim de anamız bacımız var ama. Oyna lan. Atacan topu sileyim. Evet sayın seyirciler. Sizlerin huzurunda mahalleliyi dinledik. Görgü tanıklarıyla konuştuk. Ben Ali Özgüven ve ekibim bütün parçaları birleştirip bir olayın aydınlanmasında daha yardımcı olduk. Evet. Bu olayda sizlerin de gördüğü gibi suçlu belli. Burada yatan maktule. Umarız bizleri televizyonları karşısında izleyen sayın bayanlarımız da bundan sonra o saatte orada olmazlar. Evet efendim, gerçek adını verdiğimiz el fenerimizle yepyeni yeni olayları aydınlatmaya devam edeceğiz. Esen kalın. Beyler, mükemmel bir çekim yaptık. Hepimizin ellerine sağlık. Sami, Aksu, Cüneyt, mükemmeldiniz oğlum bugün. Gerçekten çok iyiydiniz oğlum. Abi gelin röportaj yapalım. Işıkları açalım. Görüntü akıyor mu? Akıyor. Ses akıyor mu? Akıyor. Hadi beyler, başlayalım. O saatte orada ne işin vardı? Aldatan kadın av tüfeğiyle vuruldu. Genç bir aşık, aşkına karşılık vermeyen kızı sokak ortasına dakikalarca darp etti. Hastaneye kaldırılan... Bir etek giyen kız tecavüze uğradı. Sanıklar ağır tarih gerekçesiyle tutuksuz yargılandı. Gece geç saatte alkollü eğlenceden dönen genç kız ölü bulundu. Bilim adamlarının yaptığı bir araştırmaya göre ev işi yapmak erkeklik hormonunu düşürüyor. Al kızını koy çoluna, al kızını